Bakıyorum tahta oturmuşsun anne. Oturacak yer olmayınca yataklığın içine. Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabahtan kalktık, kahvaltımızı yaptık. Dün bu evin temizliğini bitirmiştik, taşınacak olduğumuz evin. Kahvaltıdan sonra da kız kardeşi aradı. Bizim kız doğalgazcılar geliyor, kombi bağlanacak, hadi gelin diye. Şimdi teyzem de geldi, annemle ben geldik. Elemanlar doğalgazın kombisini bağlıyorlar. Annem de telefonu aldı. Panjur için eleman gelecek çünkü taşınırken asansör kurulacak. Şu balkondaki panjurları söküceklermiş. Normal asansör kuracaklar için şuranın panjurunu çıkartacaklar. Eleman gelecek. O da onları arayacak şimdi. Bugünden sökecekler çünkü. İnşallah denk gelse buradayken biz onu da söküversinler. Dediğim gibi temizlik bitti. Tertemiz oldu her yer. Dün bütün temizliği bitirdik. Şöyle bizimkiler mutfakta. Önceki videolarda gördüğünüz Gülfer teyzemi izleyen arkadaşlar bilir. Annemin kardeşi. Aynen. Annemin kız kardeşi. Aynen. Şimdi birisi ev sahibi, birisi kiracısı oldu. Evet. Kız kardeşi mi? Evet, evet. Ablası. Evet, kız kardeşi. Bu da gelin. Şöyle kombide takılıyor. Dıştan i̇nşallah yok bugün. Yani. Evet, dıştan öyle insanımız oldu. Yok. Sağ olun. Bugün inşallah olsun. Biterse tamam, doğalgazın bağlantısı. Şunlar da pazartesi günü gelecek ankastremize. Çünkü doğalgaz bağlanmayınca ocakta bağlanmadığı için onları halledeceğiz. Ki bir de bugün annemin günü var. Biliyorsunuz annemin günleri hiç bitmiyor. Bu kadar işin içinde bir de annemin günü var. Ha, şimdi bir de kombi takıldım, güne gideceğiz arkadaşlar. Bu kadar olur yani. Anne diyorum bugün mesela yok yok gidelim kızım diyor. Aktif yaşıyorsun. Annemin eltisinde değil mi? Huri yengem de bugün. Benim adaşta gün. Evet. Annemin eltisindeymiş sıra bu hafta. Bir de oraya gideceğiz şimdi. Vallahi koştur koştur. Ondan sonra günden geliriz. Nasipse evde toplanılacak olan eşyalarımız var. Onları toplayacağız. Böyle durmak yok. Ha, durmak yok teyze. Dağıldı her yer. Tertemiz yapmıştık ama dün. Toparlarız yine. Evet, kombinin takılması, bağlantısı oldu. Sadece üstteki boru takılacak. Geç abicim. Bir de şu cama havalandırma takılacak. O kadar. Tertemiz ayarlayacaklar. Bitmiş mi baca? Ha iyi. Aa çok güzel oldu. Evet. Baca da bitti. Biz. Panjur açılırsa şeyle açmayacak. Aynen orası sabit kalacak. Zaten ha? Aşağısını açarsan ama gerek yok zaten. Aynen orası evet. Sabit dedi kalsın. Aynen. Gerek yok oranın açılmasına. Kaç tane kaldı abi? Bitti. Teyze paraları dökül bakalım. Ev sahibi olarak. Teyze para bol herhalde fazla fazla veriyorsun bakıyor. Ya. Parayı saymasak ustamız da saydı. Ben de saydım teyzem baktık elindeki o fazlalıkları da koymuş paranın içine. Tamam değil mi çünkü? Teşekkür ederiz ustamız. Şey vereyim istersen şu poşeti koyayım içinde. Aynen. İyi çocuk. Elinize sağlık. Teşekkür tamam. Ederiz. İyi günler. Ya teyzem paraları fazla fazla savuracaksın bakayım. Yani, koy paraları lazım olur. Kaldıralım onları. Doğalgaz işini hallettik. Annem
gün için aşağıya indi, aşağı nazili tarafına. Ben de şimdi internet işini halledeyimde nakil olacak ya. Hafta sonunda girecek. Hafta sonu girmeden internet işini halledeyim diye bugün Telekom'a gidiyorum buradan. O işlerimleri de halledeyim. Çünkü internet benim üzerime, biliyorsunuz, köyde kullandığımız, Diloşum'un oradaki kullandığımız interneti ben annemin oraya taşımıştık. Şimdi onu halledeyim. Ondan sonra güneyeceğim. Burası bakın dört yol. Bizim Nazilli'nin meşhur dört yol kavşağı. Birçok hani gidiş geliş ana yolun bağlantı yeri. Şu yukarı taraf merkeze çıkıyor. Şu taraf Denizli'ye gidiyor. Şu tarafta benim köye gidiyor. Buradan çıkayım. İnternet işini halledeyim. Ondan sonra güne. Bir koşuşturmayla geçiyor günlerimiz. İnanın ki tatlı telaşlar. İnternet nakil işlemlerimi hallettim. Şimdi artık bizim kızların yanına güne inebilirim. Şu an uzun çarşıdayım. Şöyle yürüye yürüye minibüs durağına gideceğim. Minibüsle ineceğim, aşağıya yürümeyeyim. Bayağı arası var. Ne güzel esti. İnanılmaz bir sıcak vardı kaç gündür. Şu esinti çok ora geçti. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan güzel şehrim. Güzel Nazilli'm. Her zaman diyorum ya arkadaşlar, insanın, herkesin kendi memleketi, kendine özel, kendine çok değerli. Nazilli de bizim için çok değerli. Doğduğum, büyüdüğüm topraklar. Vallahi. Güzel memleketim. Duygulandım sanki. Sürekli yıllardır dışarıda olunca arkadaşlar, hep gurbetteyiz. Ha, gurbet değil. Yani bizler yakın şehirlerdeyiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Yani senede gelemeyen vatandaşlarımız var. Özlem içinde geçiriyorlar günlerini. Ama işte yakın da olsa sürekli gelinip gidilmediği yıllardır çalışıldığı için. Şimdi daha çok böyle sık sık gelip gidiyorum. Sanki o günlerin acısını çıkarır gibi. Yani memleketimiz. İnsan illa böyle gönlü başka atıyor memleketinde. Minibüse bindiğim günün olduğu mahalleye geldim. Burası Çapasan Mahallesi arkadaşlar. Burası böyle daha alçak katlı evler, tek katlı evler ya da eski evlerin yıkılıp yerini binalar yapıldığı bir mahalle. Şu eski bir ev bakın. Böyle evlere bayılırdım ben eskiden. Şuradan merdiveni var. Giriş şuradan. Şu evlere bayılırdım. Şöyle bakın, hep tek katlı müstakil evler. Ama böyle eski evlerin yıkılıp da bina yapıldığı yerler de var. Sokaktan yürüye yürüye şimdi kızların yanına varırım. Yürürken telefonumun görüntünün çok titrediğini söylüyorsunuz. Çok haklısınız. Bu işte telefonun işte videoda görüntünün titrememesi için alet var, aparat. Onu alacağım inşallah. Rabbim izin verirse yakın zamanda. O zaman görüntü daha net olur diye düşünüyorum. Hani her şey maddiyata bakıyor ya, her şeyi bir anda alamıyoruz arkadaşlar. Başka masraflar oluyor. Beklenmeyen masraflar çıkıyor. Onun için hep erteliyordum ama siz dedikçe görüntü titriyor, görüntü iyi olmuyor deyince çok haklısınız. Onun için inşallah önümüzdeki günlerde gimbal almayı düşünüyorum. İnşallah faydası olur görüntülerde. Bakın bu evde öyle. Şöyle bakın. Dışarıdan merdivenli, tek katlı, hemen içeriye giriliyor evler. Çok güzel. Geldim bile. Sokağa. Hangi binada bakacağım? Çünkü
yengem deydi gün sırası, öyle demişti annem. Ama onun da doğalgaz ustaları gelmiş herhalde, anlamadım pek. Öteki evdeyken doğalgazcıların yanında değişmişler. Şimdi hangi komşuda öğrenmem lazım. Geldim yenge. Seni de yorduk, dışarı çıkarttırdık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu komşuda mıyız? Gel bakın. Bu ev de öyleymiş. Bak şu dışarıdan merdivenle evlere diyorum, bayılıyorum, gelirken gösterdim de. Şöyle çok güzel, müstakil. Eski yapılardan. Çok güzel. Ondan sonra müstakil buralar bize. Aynen, çok güzel yengem, gel. Şimdi biz eve bulunup geldik. Geldik, biraz dinlendik. Ondan sonra annemin odunları vardı. Çiçekleri vardı. Bir tane yengemin, o güne gittiğimiz yengemin o tarafta halamın komşusu olan bir nakliyatçı vardı. Dedik hani getirilsin, konuştuk. Fiyatı da konuştular. Bizim arkamızdan yengemle halam geldi, nakliyatçıyla odunları indirdik, çiçekleri indirdik. Annemin fazla eşyaları vardı, hurda gibi de alıyormuş gelen adam. Onları da verdik biraz. Kurtulduk onlardan. Şimdi yemeğimizi yedik. Komşu geldi bir. Biraz onunla oturduk. Kahvelerimizi içtik. Annemle tekrar iş başına geçtik. Bu sefer ne yapacağız? Evi biraz toparlayacağız. Şimdi bu odayı ben size hiç açmadım herhalde videolarda. Burası hep eşyaların gidecek olduğu, fazlalık eşyaların olduğu bir yerdi. Şu takımları bilirsiniz birçoğunuz arkadaşlar. Şu İskandinav takım deniliyor. Ya da öyle deniliyor. Sizler belki hani başka diyorsunuz. Böyle ahşap her tarafı. Sadece ortaları minderli. Böyle annemin kullanmadığı ve hatta atacaktı bunları. Ben de dedim ki anne atma bunları. Köye dedim götürelim. Köye götürelim diye annem attırmamıştım. Bu odaya koymuştuk onları. Şimdi bunları minderlerini toparlayacağız. Minderlerini götürmeyeceğiz. Buraya sünger yaptıracağım sonrasında. Şunları köye attırıp geleceğiz. Taşınma olacağı gün nakliyatçılara. Şu masada abisinin oğlu yine köye götürecek. Yani burası hep gidecek eşyalar. Yollukları da köye gönderecek. Yatak odasına gireceğiz şuraya. Biraz sonra bütün giysilerini elden geçireceğim. Neyi götürelim, neyi götürmeyelim diye. Şimdi de bu odaya gireceğiz. Vakit kaybetmeden bugün bunları halledelim. Tamam, şimdi bunlar kıyafet galiba. Tamam, sen şuraya otur. Onu atacağım. At. Şöyle, de bir gün. Şu bir şey. Sen otur bana oradan at. Gidecek gitmeyecek söyle. Aratalım ben burada. Otur oraya sen bunun yanına. Şimdi. Şu. Bu kalacak. Şu. Kalacak. Şu ne? O eşofman altı. At onu. At. Kötü gibi. Gel yavrum. Şunu da at. Şu. Bunu giymiyorsundur. Onu da at. Onu da at. Şuraya oturacak bir şey. Gelin ben oraya oturayım. Sen buraya gelseydin Nisa'cığım. Babaanne o tarafa. Anne gel gel. Gel babaanne. Anne. Babaanne gel. Gel buraya çektim ben. Gel Esna bu tarafa otur. Onu. Gel gel. Getirme getirme anneciğim. Hı, tamam. Bu giyecek. O yeni. Yeni. Çek bakayım çocuk, bu yeni. O da yeni. O da yeni. Ben sana giyeceklerini söyle. Bu. Onu giyer. Bu giyecek. At onu da. Aynen. At onu da at. Aynen. Bunlar eski. Aynen onlar değil mi? Ha, bu çok... O senin yedin kalsın. Ha. Onu da at. O güzel. O kalsın. Şöyle. Çünkü anneciğim onlar nasıl biliyor musun? Bazı yerleri lek olmuş yormuş. Kız ne sen böyle şeyin için gelmişsin? Ha, tabii bunlar çok güzel. Ama düğünlükte falan düğün olurdu şey. Onlar güzel ama giyilmiyor yani. Bence dar düğünde falan. Bu? O da dar geliyor da. Ama güzel de ama. Tar geliyor çocuk. Kaç yaşında? O da giyilmiyor. O ne? O da giyilmiyor. Eski. Bu ne? Onu bazı arada giyiyor. Deprem mi oluyor? Onlar evet. Yeni şeyler. Evet. Bunlar hep beraber aldık.
çiçeğe bak annen, bak nasıl koyuyorum. Aynen. Bunu hatırladın mı? Sana gösterdiğim şeyle aynı renk takımı. Denk geliyor mu? Denk geliyor. O zaman kalsın. Dönün at. O ne? Onda at. Onda at. At at. Çünkü gerçekten bunlar hani artık senin kırarmış şeyler. Hani karşıdan güzel gibi görünüyordur belki arkadaşlar ama inanın. Yok çok. Hani giymeyecek hani. Annem de bunları arıtmıyordu daha, bir türlü. Orada da bir tane kıyafet daha var. Çok. Bunu da götürme. Daha iki tane daha kıyafet. Çünkü aynen. Bunu yeniler kalsın, eskiler atalım. Çünkü gerçekten giymediği kıyafetler boşu boşuna evde bu duruyor. Güzel. Onu seviyorum. Ha? Yoruyor yani bir de bunlar. Bak anne babaannem de bizim gibi. Şimdi sen bunu her sene kaldırıyorsun koyuyorsun. Kaldırıyorsun koyuyorsun. Şunu hele hiç dost doğru giymedim. Gecelik o. At onu da. Babaannem de bizim gibi sabun koymuş böyle. Tabii aynen. Biz de sabun koyuyoruz. Kız. Geliyoruz. Dayanamadı. Şimdi. O yeni. Evet. Bu da. Bu da mı yeni? O da yeni. O da yeni. Tamam. Yani giyilecek olanlar. Aydın'dan almıştık bunu da değil mi? Giyiyorum. Götürecek çocuğum. Olanlar sıralayalım. Ver onlar annesi. Giyecek pijama var mı şimdi? Günler ayrı koyuyorum. Günlük orada gene hani boşaltacağız. Yerleştirirken. Ha, doğru. Ha? Giyecek pijama var mı? Sen koy buraya hepsini. Ha? Şimdi giyecek pijama var mı? Var. Tamam burada. Orası yazdı. Kışlık başka var mı? Buraya konulacak. Şu kışlık mı? Bir çuval şey ettik. Bir çuval gene çıktı ya. Ama bunlar giyebileceğin yani şeyler. O da attı. Tabii. Bir çuval gene çıktı. Ama buradaki fazlalıkları da koyduk. O ne? Ha, bunlar yazdık. O. O da açılacak işte. Ha, bunlar yazdık çocuğum. Giyecek. Onlar yazdık mı? Ha, giyecek onlar. Ha, tamam. Bunu bir ben kapatayım. Esra'cığım. Kapat çocuğum. Oradan. Senin oradan kapanacak. Burada değil. Buraya kapatalım. Yatakların için uygun. Çek bakalım çocuk. Şimdi öpürüm açalım. Kız. Satın çocuğunu almayacağım. Ver anneyi. Kız ne var bunda? Tabii ver sen anneyi. Sen ver. Bakacağım ben onu şimdi engelleyeyim. Bunda da kışlık var. Desem inanır mısınız? Döndür. Bunda da kışlık var. Bu ceket. Kalsın. Kalsın. Kalacak, o kalacak. O da kalacak. O da kalıyor. Bu? Kalacak. Şimdi şunu giyiyor musun? Giyiyorum. Giyilenleri ayırayım ben. Tekrar. Boğazım gıcık oldu. Şu? Onu giyiyorum. Şimdi şu? O ne? Şöyle. O kadar pantolonunu kenara koymuş ki. Bastım bu mevsimde giyilecek bir şey mi? Denk gelmiyor mu? Nasıl bir atlarken ben onu nasıl bir pantolonmuşum? Daha eski pantolon olan gider. Çok giydim onu. Şimdi anne. O ne? Aa, bunlar lastikleri bozulmuş anne. Anne bu pantolon ne? Kaç tane pantolon var orada? Hop. Giyiyor musun bunu dar mı? Giymiyorum. Niye giyiyorsun? Olmuyor bak. Dar. Hepsi dar geliyor. Anneciğim bunlar niye durduruyorsun o zaman biliyor musun sen? Bunlar dar. Hepsi. Bu? O da dar, o da dar. O yeseni bak o yani kendimizden birisi olursa veririm ona. Tamam. Bunu at. Ama gri olan at onu giy. Gri atla dedim. Şuna. Hangi gri? Ortadaki. Elindeki. Ha, şu. Ha. Bu kadife. Yeni o çocuk. Ha denk geliyor mu? Denk gel. Bir ara denk geliyordu. Bakarsın olur yani. Zayıf mı var? Şunlara bak. Ya, ona için bir tane. Ona hepsi dar geliyor. Ya, bu belki kalsın. O kışlıktan için koyalım. Şu ikisi kalsın. Hı. Onlar kışlık. Pantolonlar kışlıktan içine koyalım. Ver onları. Şimdi. Yazdıkları buraya. Şey düştü içine. Babaanne yanlışlıkla içine para falan da koymuyorsun değil mi? Yok yok o kadar daha gitmedi. gitti diyor ya teyze. Şimdi. O ne? Pantolon. Aa. Lastiği. Gidik. Gitmiş yani çürümüş anne lastiği. Hiç giyilmedi ki. İyi aferin. Aferin. Onu giyilmiyor.
Onlar da at. Bana alın mıydı? Pembe mi? Onu da at. Açık pembe. Çizgiler kalsın. Onlar son sıra almıştık sanki diye hatırlıyorum. Şimdi bu kışlıklar eğer bir iki parça daha bulursak bunun üstünü koyarız. Hayır, şey paltolar koydum ya, şey var. O da şey var mı? O bir tarafta varsa vardır annem. Dur, paltolar nereye koydum ki ben? O şeyi takılı veriyor oraya da. Kenardan bir şey. Şimdi şu yazdıkları alayım. Dur. Şimdi. Giyeceksin. Hı hı. Giyeceksin. Onlar hepsi giyecek çocuğum. Giyeceksin. Hı hı. Tamam. Hı hı. Tamam. Bu? Onu da giyiyorum. Tamam. O nasıl bir şeymiş? Aç bakayım. At at. Koltukları çok kötü olmuş. Hı, at. Onu da at. Artık yeter o da. Bu da. Hı hı. Onlar incecik rahat oluyor yazın. Şimdi sen onları oradan götür bir tatlım. Anne, beni buraya sokmayın çaktın. Annemin her şeyini atacağım herhalde. Ha? Beni buraya sokmayacaktım diyorum. Attığım şeylere bak. Valla ben de batamıyordum. Bir sayına atıldı. Yoksa tekrar yoksa tekrar var. Tepiyorum. Anneciğim bunlar çok fazla. Tekrar bu... tekrar tepiyorum. Bunları da bunun için koyuyorum. Çöpleri. Tamam tamam, tamam at. Çöp orada atılsın. Atılsın. Şunlar taşınılacak eşya. Evet, gidecek eşya. Artan çok olursa da. Bunu alıp çıkarttıklarım da. Buradan çıkarabilir miyim? Perdeyi atlayacak değil mi anne? Tamam. Orada da mı var kıyafet? Hmm, dur. Al onları anne. Sağ ol musun? Ver ya anne. Oraya koyacağız. Tamam. Bu da mı deşelenecek? Orada da mı? Esra'cığım bunları da bir deşeleyelim çocuğum. Tamam. Bunlar şey verir. Hepsini indirelim anne onlara. Hayır, hayır bunlar gidecek çocuğum. Ha tamam. Bunlar gidecek olanı. Tamam değil. Gidecek olanı koyalım o günü. Şöyle. Nakliye kalır. Tamam. Poşet. O da mı gidecek? Poşet bu. Biraz mı olur bu? Tamam. Şöyle tutsun. Şimdi şunu da deşeleyeceğiz. Şu Sümer Bank'ın şeysi. Onu da götürecek Esra tam geliyor. Sümer Bank'ın da neyse. Evet çok ya. Pazen yani. Oranın pazeni bu işte. Sümer Bank nazili basmaları bizim de meşhur. Onun pazeniymiş. Bakın pazen. Arkadaşlar sabahlık hiç giymemiş. Esra el koydu bunu şimdi. Götürecek. Onu at. Babaanne. Babaannem bu kadarmış bak. Yardım edin. Babaannesinin çok eski çok etekleri varmış. Şimdi onu deniyor. Bak babaannen o kadarmış çünkü. Çok güzel oldu. Belime göre tam oldu bu arada. El koyabilirim. Arkası. Arkası güzel oldu. Bakayım. Şöyle. Çok güzel tam oldu. Eski modellerden. Hı hı. Böyle bir şey. Ya yıllar ne bir. Bence alabilirim bunu. Şu anneciğim giymez. Aldım. O giyilmez. Onu atacağız. Onu bir yere koy koy anneciğim. O ne? O da belki. Hemen deneyelim. Ay bunu hemen deneyim mi? Hani bunun da ben bir kahverengisi bende vardı hatırlıyor musun? Sende de mi vardı? Ben sende aldım. Almıştım. Evet. Aynı model değil de. Hı-hı. Farklı modeli de bende vardı kumaş, ama aynı kumaş. Dükkanın hı. Aynı model yani hı-hı. Şeyi almıştık getir, babaannenin o zaman. Bakalım. Şimdi vestiyeri boşaltıyoruz. Bunu da tamam. Vestiyerin o içindeki eşyaları getirecek, koyacak bir şey ayarsak. Poşet. Neyin içine koyarız? İçinde ne var? Saç kurutmalar, dikiş kutuları var. Yayın da ortadaydı. Nereye koyayım? Ya, işte orayı öyle bir şeyle boşaltacağız da onun yanına koyalım. Yavrucuğum şunu aç. Bunun içine hepsini koyacağız yavrucuğum.
Getir anneciğim onu. He, tamam. Getir anneciğim tutur. En altına ayakkabı koyalım. Getir. Getir anne. Bekle çocuğu. Şuraya koydum ben. Ha, şuraya koydum. Güzel. Siyah getir anne. Koy hepsini ayrı ayrı parçalayacağım. Anladın değil mi? Diğerdekileri buraya koyalım. Ha, aynen. Şunu vereceğim. Onu şuraya vereceğim. Bunu ütüye koyalım. Onu kutusuna koyalım. Burada. Anneciğim ütüyü alayım. Ya şu şunları da şey bunlar. Aşağıya gelecek yavrum. Bak şu ucu bu şekilde koyuyor. Onu bu taraf üçgen gibi. Ben koyayım onu sana. Olur. Mesela şunları ver. Fener. Fener çocuğuma. Yavrum. Tamam. Çık. Saç kurutmayı da oraya koyalım anne. En üstte. En arkada olan Osman sadece kurutmayı alacağız. Aspirinler var. Ha, anneciğim bu ilaçları da yapar o zaman. Kurutmayı alalım. Anneciğim al onları atılacak. Para çık. 5 kuruş. Şimdi o saç kurutmayı al. İlaçları koy. Bak, bakıyorum. Tekrar bak. Ha, bak gülüm hepsini. Bu ne? Al onu. Eski bu. Şunun için boyu verin. Şunun için boyu onları. Onu da koy. Çuvalın içinde yer yok mu? Yer yok. Ben şöyle koyayım da. Bunun içine mi kaldıracağız ya? O daha hayır çuvalın içine girer o. Onu ver. Çuvalda yer var. Küçük poşetin içine koyup öyle de koyabilirsin. Kalemleri aynı aynı da koysak küçük olmaz. Şey, şunu atarız mı? Ben bunu da buraya koyayım. Tamam, tamam. Sağ ol. Şimdi de salona girdik. Oh, her şeyi topladık. Şunlar köye gidecek olanlar. Bütün dediğim gibi halılar, yolluklar artık annemin yeğeninin oraya gidecek. Bu köye gidecek. Ondan sonra şu köye gidecek. Bu köye gidecek. Hepsi gidecek. Şu televizyonluk gidecek. Sonra şu üçlü raf gidecek. Tamam. Bu odadan sadece bizim yeni taşınacağımız eve gidecek olan şu sehpalar. Servis sehpaları. Bir tane de elektrik sobası. Ne olur ne olmaz diye onu atmayacak annem. Diğer gibi bu oda hep gidecek. Şu sehpalar da bundan da iki tane var annemin. Bunlar da bizim kendi köyümüze yazırlıyor. O İskandinav takımlarla bunları ben köye götüreceğim iki tane. Bunları boyarız ileride. Belki o İskandinavların hani rengini değiştirilir mi, aynı kalır mı? Ona uygun boyarız ya da bunları. Bunları çok seviyorum ben. Köyde kullanılır bu sehpalar. İki tane onları köye. Yatakları da yaptı bir yandan Esra. Orayı hiç bakmayın. Şimdi bu odada sadece gidecek olan şu sehpa. Sonra şu mavi takım. Bir de televizyon ünitesiyle televizyon. Yani dediğim gibi bütün eşyalar gidecek koridor halılarında. Esra yoruldun mu? Yok. Yok mu daha? Yorulmadık daha değil mi? Öyle. Anne şu makinenin örtüsü. Onu götüreceğim. Onu götürürüm babaannem. Tamam. Çiçekleri, miçekleri hep atacağız. Bunları toparladık. Anneciğim bunları çöp ayarlayalım. Heh. Ana buradaki Esra. Bu yolluğu kalmış çocuğum. O da köye gidecek. Bu da mı? İbrahim amcanlara. O çöp poşetini o.
Onu katla çocuğum, öbür İbrahim amcaların köyüne gidecek olan eşyaların içine koy anneciğim. Tamam, bir yandan bir posta çöp atıp gelelim. Çünkü bayağı birikti. Epey toplar, hepsi bir ata gelir. Öyle mi edelim ya da? Bunu hep bir üçümüz bir gider geliriz ya da. Heh. Hepsini oraya basalım anne. O eski çiçekleri şöyle de batalım. Toz topluyor ne kadar varsa. Hiç gerek yok onlara. Esra, dün çikolata diyordun, yememişim çikolatalarını çocuk. Yedim ya. Ay. Otur, otur anne. Ay, otur, yorgunluk ne yorgunluk. Otur ya. Ay, çok yorulduk. İki tane yataklık olmasaydı bunları ben alıp tepmezdim oraya. Çok yorulduk. Bir de tek kişi sen anneciğim, çok fazla, gerçekten fazla bu şeyler. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Ay, bu sene aldığı seni atacaksın. Kaç türlü olacak yani. Öğretmek lazım dedi. Ay ay ay, çok yoruldum. İki sene sonra. Şu tarafı koy telefonu anne. O kadar yorulduk ki anlatamam arkadaşlar. Sizin görmediğiniz tarafta o kadar çok böyle deşelendik ki, o kadar çok eşya evden çıkarttık ki, bir yandan çöp attık geldik. İki beş kere çöpe gittik. Daha kaç çuval şimdi evden çıkacak? Beş, ayırdık hepsini. 5-6 çuval var. Yakında kayınvalidem beni evden kovacak. Ben kaldım atamadım. Ben kaldım. Her şeyimi atıyorsun gelin diye bana şikayet etme sonra oğluna. Vallahi eşyalar gittiğin razıyım ben. Çok kötü, çok arkadaşlar gerçekten. Anneme diyorum ben bile farkında değilmişim onların. Annem diyor ki farkında değilmişim. Yani tek kişisin anne diyorum. Bu kadar fazla sana yani her şeyi koymak, eşyalara tekrar tekrar aktarıp koymak çok sakıncalıymış. Aynen. Yani bu kadar eşya olduğunu ben farkında değilmişim. Aynen. Bir yandan bir tık küçük eve taşınmak senin için çok iyi olacak. Şimdi annemin burası çok geniş olduğu için iki tane de böyle yataklık dolap gibi iki yanda vardı. Her şey annem koymuş. Kullanılmayacak olanı da koymuş. Eski olanı da koymuş. Elleyip elleyip koymuşum ben onu. Çünkü elliyordum. Aynen. Aktarıyorum ya. Baharlığın kışlığını aktarıyorum ya. Tekrar koymuşum. Tekrar koymuşum. Ne 34 senelik şey var içinde ya. Yani 40 yıllık eşyalarda attı. Çok iyi oldu ama çok. Yani bu atmak da değil arkadaşlar. Hani beni her şey atıyor diye belki kızabilirsiniz yok, ama. Yok, hayır öyle değil. Ben kullanılacak eşyaları asla atmam. Hani bu gerçekten kullanılacaksa atmam ama bu çok yıpramış ya da kullanılmayacak ya da ben bunu 10 yıldır kullanmıyorum. Hiç kullanılmıyor. Ha, hiç yani gerek yok. Çok iyi oldu ama çok çok çok. Şimdi o en son giderken şu perdeleri sökeceğiz hep. Onları posta alacağız hep. Bunları da atalım. Aynen aynen, bunlar hiç kullanılmayacak. Orayı sadece bir tül atacağız. Bir tül perde oraya anne. Çok güzel. Onu da hazır dikili çok güzel. Hı-hı. Düz tüller var. Ondan bakalım. Yarın fırsat olursa eksiklerimize bakalım. Yarın çıkabilirsek. Şimdi yarın sabahtan yeğeni gelecek. Köye gidecek, eşyaları, mobilyaları, işte her şeyi götürecek. O masaları filan. Onu bir göndereceğiz Allah nasip ederse. Panjur sökmeye adam gelecek. Gerekirse ben gider söktürür gelirim onu hemen. Keşke annem bilirim. Hepsi gerek yok. Anahtarı bırakmayacağız. Bir şekilde onu da hemen sökerler. Panjur söktüreceğiz çünkü orayı hazır edeceğiz. Asansör kuracaklar ertesi günü nasipse. Bir de yarın eksiklerimiz var. Biraz böyle birkaç parça oraya gittiğimizde onları alalım. Bıraktığımız kalırsa. Attıklarımızın yerine alacağız yani. Çünkü çöp kovaları şeyler atılacak. O tür şeyleri yenileceğiz yani. Aynen. Hani lavaboları, banyolara işte fırçaymış, şeymiş, sabunluk. Hayır, eski olarak benden başka mavi koltuklardan başka bir şey gitmeyecek yani. Aynen. Bir annemi götüreceğim. Bir mavi koltukları, bir de beyaz eşyalar, bir de yatağımı götüreceğim. Evet, hiçbir şey götürmeyeceğiz. Ha, bir de bunlar da yenilendi. Ha, bunlar yenilendi. Şu oyayı da o oya atacağız. Görmek istemiyorum. Ya çok götürdüm.
Çünkü bunun ranları yapılacak ya, takım olacak en azından. Onları kullanırız. Yapar onu Gülser abla. Yani şu yolluk, bak şu parçalar falan hep atılacak. Onlar da atılacak. Şu mutfakta bir halı var, onu atmayacağım yalnız arkadaşlar. Bunu yıkatacağız sonra. Şimdi böyle kaldıracağız da. Köyde diyorum belki kullanabilirim. Çünkü böyle dokuma halı gibi. El dokumu. He. Isparta ev dokumu. Evet, bu çok güzel. Hani böyle balkonu genişletmek istiyordum ya ben, hayal ediyordum size gösterdiğim zaman. Oraya diyorum koyabilirim ileride. Bunu sadece vermeyeceğim. Nasipse bir de annemin yatak odasında var bir tane el örme halı. İran halısı. İran halısı diye geçmiş Ahmet, eskiden. Ahmet eşimden kalma. Onu da balkona diyoruz böyle koyabiliriz. Masanın altına falan öyle. Ama her şeyi toparladık. Bütün her şeyi. Evet. Bir mutfak kaldı. Mutfakta da çok bir şey yok. Sadece o alttaki tabi üstü bir şey yok yani. Bir mutfağımız kaldı. Mutfağı da nasipse yarın. Çünkü yeniler içilir yarın da. Altta da çok bir şey yok. Yani. Zeytin var. İşte tencereler var. Evet. Kaşık çatalların şeylerini, onları da ayarladık mı? Fırın gitmeyecek zaten. Ankastre orayı teyzem taktırıyor. Çünkü fırın olduğu gibi ocaklı fırın iptal, o gitmeyecek. Öyle. Yani yarın burada bir saatlik iş var. Evet. Bittiği bir saatte toparlarız. Buzdolabının içini bir bakacağız. Fırını bir satabilseydik. Bu da aslında kullanılmaz ileride. Yani. Kullanılmaz satabilseydik onu. İbrahimlerin eski değilse aslında bunu da götürseler çocuklar. Kullanırlar mı acaba? Var mı ocaklar? Bilmiyorum ki. Biz geldiklerimiz konuşuyoruz. Ama onu kapatmış şey çıkarıp da biz ne yapacağız bir gün? Bir gün idare ederiz. Tabii canım. Bir gün idare ederiz. Ama tüpü işte nasıl, gazı şuradan kesiverecekler değil mi? Kesecek. Hı-hı. Gecenin de inanır mısınız saat kaçı bilmiyorum. Saati de bakmadım. Doğru, çok saat geç. Aa, 2 geliyor. Tabii saat şu an 2 ve biz bu saatte kahve içiyoruz ama çok yorulduk. İnanın yorgunluğum geçmeyecek diye dedim anne ben kahve içeceğim. Kaç olursa olsun. Krakonu yesene. Ne olursun fıstık krakonu. Ben hiçbir şey canım istemiyorum. Kahvenin üstüne ben o öyle şey yemiyorum biliyorsun orayı. Biz bu şekilde de bugün videomuzu kapatalım. Her zamanki gibi sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın ve yarından sonra çok tempolu bir gün bekliyor bizi yine. Hoşça kalın. Dostça kalın. İyi akşamlar. Sevgiyle kalın. Ha.